Gündem soruyoruz. Gündem nasıl? Türkiye'de 85 milyon insan var. Bir tane fakir insan yoktur. 85 milyon da zengin mi abi? Hepsi zengin. Fakirim diyen niye fakir? Yok yok, fakir yok abi. Türkiye'de fakir olur mu? Niye olmaz mı? Olmaz abi. Niye Türkiye abi? Zengin bir ülke. Evet. Seni öpüyorum. Peki abi, geçinemiyorum diyenler niye o zaman geçinemiyor? Abi o lüküz. Benim sekreterlerim olsun, katım yatım olsun, hepsi, hepimiz. Yani Türkiye'de fakir yok. Hadi öpüyorum. Gündem çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Neden baba? Elhamdülillah, çok çok şükür ekmeğimizi buluyoruz soframızda. Oturuyoruz, yiyoruz elhamdülillah. Çok şükür. Herkes bulabiliyor mu? Vallahi bulamayanlara da Allah sabır versin. Yapacak bir şey yok. Vatandaşlar genelde pahalılıktan bahsediyor abi. Vallahi şu anda pahalanma her şeyde var. Olmadık bir şey de yok. Pahalılık var, pahalılık yok diyen yalan söyler. Bugün kaldığımızı yarın alamıyor. Ama gene de bugünümüze şükür. Yurt dışlarına bakarak Türkiye'miz çok güzel. Yurt dışında ne var? Yurt dışları daha beter burada. Yurt dışı nereden biliyorsun ama? Duyuyor, ben haber dinlerim. Hiç durmadan haberlerdeyim ben hiç. Televizyondan haberi kalkmam başından. Ben her yeri bilirim. Gene Türkiye'mizde ne iyisi yok. Elhamdülillah çok şükür. Başımızdan Allah büyük uzun ömürler versin. Kime? Tayyip'e büyük uzun uzun ömürler versin Allah'ım. Bütün askerimize, milletimize, hepsine uzun ömürler versin. Allah devletimizi başımızdan eksik etmesin. Genelde röportajlarımda geçinemiyoruz, her şey çok pahalı diyor. Vallahi vatandaşlar onu diyen var ya, daha çok istiyor. Neyse, daha çok istiyor oğlum. Doyumsuz muyuz? Doyumsuzluk doymuyor. Gözümüz doymuyor. 10 lira oldu mu 100 lira olsun, 200 lira olsun diyor. Bir ev olan 2 ev olsun diyor. 2 arabası olan 5 arabam olsun diyor. O da bugün böyle oluyor işte. Şükür yok. Elhamdülillah yok. Eskiden hepten bir ekmek toplardık, bir tencereye yemek yirdik. Elhamdülillah dedik. Şimdi elhamdülillah yok oğlum. Bitti. Babacığım gençler genelde memnun değil, iş bulamıyoruz diyor. Gençler çalışmak istemiyordu ondan. İş de dolu, aş da dolu, her şey de dolu. Benim kocam 65 yaşında daha gitti, boyacılık yapıyor. Çalışana iş dolu. Yeter mi maaşlar? Yeter. Allah'ıma bir şükür. Eşim getiriyor, biz doyuk elhamdülillah. Sen gençler diyor ki bir düğün parası 400-500 bin. Ya 11 bin lirayla nasıl yapalım? O çok oldu. Ona ben de karşıyım. Altın yükseldi, eşya yükseldi. Çol çocuk perişan oldu. Doğru. O lafları doğru. Orada doğruyum. Nasıl evlensin gençler? Evlenemiyorlar. Kaçırsınlar. Ne yapayım? Abi size soralım. Gündem soruyoruz. Gündem nasıl? Gündem fena. Nasıl fena? Şöyle söyleyeyim. Lozan'ın gizli maddeleri açıklandı. Lozan bitti. Her yerden petrol, doğalgaz fışkırıyor. Yani Türkiye uçuşa geçti. Evet. Yani güzel. Her şey güzel. Uçuyoruz. Abim de dedi ki Türkiye'de fakir yok dedi. Yok, 85 milyon da zengin. Yok. Herkes zengin. Asgari ücretin iki katında çalışıyor herkes. Herkes Türkiye'yi kıskanıyor yani. Lozan'ın gizli maddeleri de açıklandı. Her yerden doğalgaz fışkırıyor. Kabardan petrol fışkırıyor. İyiyiz yani. Muhteşemiz. Gençlere gerek yok. Başımızdakiler bizi idare ediyor. Gençlere gerek yok ki. Hepsi koltuk sevdası. Kazanacağımız varken bile bile kaybettik. Bazı kişiler koltuğunu bırakmadığı için biz de sürünmeye devam herkes. Ama onların gözünde Türkiye'yi herkes kıskanıyor. Ama gözünde içini soran yok. Bu şekilde devam ediyoruz. Herkes kendi kandırıyor. Her şey çok güzel. İçeriğini kimse açıklayamıyor. Biz de bu şekilde devam. Abim az önce dedi ki 85 milyon da zengin dedi bu ülkenin. O kendince haklı. Onlara zaten anlatıp ifade edemezsin. Onlar çünkü düz bakıyorlar. Açık bakmıyorlar. O şekilde gençler de onların gözünde bitik. Kendi bu zamanda 80-70 yaşındaki insanlara sormayacaksınız. Biraz genç insanlara soracaklar. Onlar daha iyi görüyor, daha iyi bilinçliler bizden. Ama emekliler olsun, bilmem şeyler olsun biz geçiniyoruz. Bir de gençlere sorun, çıkıp da ne yapabiliyorlar? Şurada ne yapabiliyor bu kadar genç? Hangi kafede oturabiliyor? Aa bak hepsi bakıyor mesela. Ama millet açıklama yapmaktan bıktı artık. Herkes düz bakıyor çünkü. Türkiye böyle bir yer olmuş. Onu ben de açıklayamıyorum artık. Bitti yani. Açıklasak da boş. Gitti. Teşekkür ederim. Ablam size soralım. Gündem nasıl? Çok kötü. Nasıl kötü ablam? Ekonomik çok kötü. İlk defa kötü diyen biri çıktı. Ama nasıl? Hani ne var yani? Her şey çok pahalı. Senden önce sordum. Hepsi süper dedi. Ben hiç süper göremiyorum. Abim dedi ki 85 milyon vatandaşımız var. Hepsi zengin. Fakirim diyen de yalan söylüyor. Zengin adamlar zengindir herhalde. Konuşanlar zenginlerimiş. Fakirleri değilmiş. Öyle bir şey. Fakir var mı? Yok mu sence? Soruyoruz abla. Bence var. Niye
niye böyle oldu abla? Belli değil mi abi? Ne diyelim işte. Oldu işte. Olan oluyor. Her şey oluyor artık. Her şey de bekleniyor. Biliyorsunuz seçimden de yeni çıktık. Vatandaş da memnunuz dedi. Biz memnun değiliz valla. Hiç memnun görecek bir şey yok ortada. Ne var? Her şey çok pahalı zaten. Ortada her şey. Kiralar, evler, yemekler, içecekler, her şey. Yani ne desen yani. Maliye Bakanımız da 2024'ten sonra düzeleceğini açıkladı. İnşallah. Bekleriz. Ablacığım gündem soruyoruz. Gündem nasıl vatandaşı? Çok güzel böyle giderse. Nasıl giderse? Hiç güzel değil. Nasıl olacak? Çok güzel değil mi abla? Öylesin ha. Tersine söylüyor. Yazlıktan ölüyor millet. Ölüyor. Özellikle biz emekliler. Emeklileri öldürdüler. Başka bir şey yok. Öldü sabır yani. Diliyorlar. Memur emeklisine. Memura yine 2024-2025 zamını verdiler. Emekliye sabret. Sabır. Abi seçimde de emekliler biz memnunuz hükümetten devam dedi. Ya bu seçimde devam dediler de devlet, hükümet ona oy vermelerinin sebebi devlet elden gidiyordu. Türkiye'yi böleceklerdi. Görmüyor musun kimlerle 7 tane humar masası kurdular, kimlerle ortak oldular. O yüzden bu hükümete destek verildi. Hükümete en çok destek veren de emekliler oldu. En çok zaman alan da emekliler oldu. Sağ olsun. Azıcıktan ölüyor. Başka yapacak bir şey yok. Abi, gündem nasıl? İyi. Ne yapıyorsunuz? İyi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Vatandaşın gündemi nasıl abi? Şu anda iyi değil. Nasıl yani? Ya hiç kimsenin yüzü gülmüyor. İşsizlik var. Ondan sonra aldığımız asgari ücret bile yetmiyor. Ay başı oluyor, borçlanıyoruz. Vallahi her gün her şey zamlı. Ev kirası çok fiyatlı. Ondan sonra aldığımız 11,5 milyon bize yetmiyor. Ay başında bir de kredi kartı veriyoruz. Ya ortam çok kötü. Abi yeni seçimden çıktık. Vatandaş da memnunuz bu hükümetten dedi. Yine memnun diyorlar. Evet. Gelenler diyor biz memnunuz diyor. Evet. Demek ki sorun yok. Sorun bizde galiba. Değil mi? Benden bu kadar. Gündem soruyoruz. Gündem nasıl? Abi gündemimiz işler acısı. Niye? Abi görüyorsun insanların halini. Ekonomiyi görüyorsun. İnsanların halini görüyorsun. Herkes sefalet içinde. Memnunuz diyorlar. Kim diyor abi? Az önce burada abi. Abi boşver Allah aşkına ne memnunu ya. Aşıktan nefesimiz kokuyor. Baksana abi. Gel abi. Memnun olanlar demek ki karnı tok, parası olan adamlar abi. Vallahi abi parası olan adamın karnı tok bence. Nasıl düzelecek abi? Vallahi abi bilmiyorum artık nasıl düzelecek. Bu şekilde de böyle iyi gitmiyor. Artık bunlara bir büyüklerimizin el atması lazım. Yani bu şekilde ekonomi giderse sıkıntı büyük yani.